Selamlar. Ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Bugün yeni bir 3ds Max videosuyla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda seçim araçlarını işleyeceğiz ve sahnede birden fazla objemiz olduğu zaman bunları nasıl seçebiliriz? Birden fazla objeyi aynı anda nasıl seçeriz? Veya seçip bu seçimleri daha rahat nasıl yapabiliriz? Çünkü karışık modellerde, karışık sahnelerde çalıştığımız zaman seçim gerçekten bir sıkıntı, bir dert olabiliyor. Bunu nasıl halledebileceğimizi ya da ne şekillerde yapabileceğimizi bu derste işleyelim. Öncelikle karışık bir sahne oluşturuyorum. Bakın her yere birer tane, yani bir sürü, birkaç tane diyeyim, teapot çizdim. Bir tane biraz kutu çizelim. Plane çizelim. Birkaç tane küre çizelim. Evet, karışık bir çalışma sahnemde. Tabii bu kadar böyle bir, yani kaotik bir karışıklık belki karşılaşacağımız bir şey değil ama yine de bir mesela iç mekanda yanlışlıkla duvarı seçmeme gibi şeyleri yapmak için mantıklı bir komutlar serisi, araçlar serisini göreceğiz bugün. Peki seçme aracı ilk olarak daha önceki bir videoda transform araçlarında gösterdiğim gibi şuradaki select object aracı. Bunun kısa yolu Q'dur arkadaşlar. Bakın W'ya bastığımda Select and Move'a geçiyorum. Geçen derste bunu görmüştük. Q'ya bastığımızda da Select Object aracına geçiş yapabiliriz. Öncelikle bu aracı üstüne biraz duralım. İlk olarak şunu söyleyeceğim. Zaten üstüne gelip tıkladığımız obje seçili objemiz haline alıyordu. Bu arada F4 ve J'ye basarak şu selection bracketlardan, yani seçim köşegenlerinden ya da köşelerinden kurtulabilirim. Ve bunun yerine F4'e basarak Edit Face'i açabilirim. Bu sayede de seçili olan objelerimi rahatlıkla görebilirim. Ekstra şeylere, araçlara ihtiyaç duymadan. Bildiğiniz gibi seçtiğimiz objenin ki edge'leri beyaz yanıyordu. Yani bu sayede objenin seçili olduğunu buradan anlayabiliriz. Birden fazla objeyi seçmek istediğimiz zamansa şöyle bir şey yapıyoruz bakın. Herhangi bir objeyi seçtim ve kontrole basılı tutarak başka bir objeyi daha seçiyorum. Şu an bu iki objemde seçili gördüğünüz gibi ikisini birden hareket ettirebiliyorum veya döndürebiliyorum veya başka şeyler, yani mesela bir modifier atmak istediğiniz zaman üstüne ikisine birden bir modifier atabiliyorum gibi. Tekrarlayalım. Birden fazla objeyi seçmek için bir tanesi seçiyoruz. Kontrole basılı tutarak diğer objemizi seçiyoruz. Bu iki objeyi seçmiş oluruz. Peki mesela bütün objelerimi seçmek istiyorum. Bütün objelerimi seçmek istiyorum ve seçtim. Fakat şu küreyi seçimden çıkarmak istiyorum. Şu büyük küremi seçimden çıkarmak istiyorum. Eğer alt tuşuna basılı tutarak bu kürenin üstüne bir kere tıklarsanız bu sefer de o küre dışındaki bütün objeleri seçmiş oluyorsunuz. Yani kontrol eklemek için, alt çıkarmak için kullandığımız araçlar özetle. Veya tuşlar. Peki başka bir çoklu seçim yapma gibi bir şansımız yok mu? Mesela biraz önce aslında yaptığım şu bir pencere çizme olayı. Bu da bir toplu seçim aracıdır. Bu eğer objenin üstüne tıklamıyorsanız, ekranda boş bir yere tıklıyorsanız ve mouse'unuzu basılı tutup sürükleyerek kullanırsanız bir pencere çizmemize yarıyor. Bu pencere kestiği veya kapsadığı, bunun nasıl olduğunu birazdan söyleyeceğim. Objelerin hepsini seçer. Bakın şu an kapsadığı bütün objeleri seçiyor ve şu an ekrandaki her şeyi seçtiğim için hepsini birden hareket ettirebilir veya belli şeyleri üzerlerine uygulayabilirim. Seçim yapmak bu arada gerçekten doğru seçimleri yapmak çok önemli. Bunları zaten yaptığımız uygulamalarda göreceğiz. Sadece objeler için değil, alt objeler için de önemli. Alt objeler bizim için zaten çok önemli olacak yakın bir zamanda. Bunların hepsini göreceğiz. Peki, şöyle biraz önce söyledim, kapsadığı veya kestiği diye bir tabir kullandım. Bakın şimdi, ben şuradan başladım bir pencere çizmeye ve bu kürenin ve şu kürenin ve şuradaki teapot'un yarısına kadar gelecek şekilde veya biraz yarısını geçecek şekilde bir pencere çizdim. Bıraktığım zaman dikkat ettiyseniz bu objeyi de seçti. Hareket ettirerek bunu göstereyim veya J'ye basarak en azından şimdilik bunu daha iyi görebiliriz bakın. Geldim, yarısına kadar geldim. Bıraktığım zaman bütün bu objeleri seçti gördüğünüz gibi. Fakat şurada Window Crossing denen bir tuş var. Buna eğer tıklarsanız bir kere şu an seçme modunu kapsamaya çevirdim. Yani şu an yarısı seçilmiş olan objeleri seçimin içine almayacak. Bakın şu an bu büyük küre ve büyük teapot seçimin içinde değil. Bir daha basıyorum. Bir daha aynı seçim yapıyorum. Şu an içinde. Bir daha basıyorum. Bir daha aynı seçim yapıyorum. Şu an içinde değil. Yani şu an eğer bu basılıysa kapsadığı objelerin hepsini seçer. Bakın tam olarak kapsadığı objelerin hepsini seçer.
Eğer bu basılı değilse de kestiği bütün objeleri seçer. Bu önemli bir konu. Bunu lütfen karıştırmayalım, unutmayalım. Hemen sol tarafta şu pencereyi çizdiğim zaman pencerenin şeklini bize belirtecek olan bir araç var. Bakın şu an bir dikdörtgen çiziyorum farkındaysanız pencereyi çizerken. Fakat buradan buraya basılı tutup ikinci seçeneği seçersek bu sefer bir daire çizerek seçim yapacağım. Veya buradan basılı tutup üçüncüyü seçersek bu sefer bir lasso aracıyla yani bir kement aracıyla seçim yapacağım. Mesela burada atıyorum şu küçük teapot'u seçimin dışında bırakmak istiyorsak bunu bu şekilde sağlayabiliriz. Başladığım yere geri gelip tıklarsam da bunun dışında bakın gördüğünüz gibi şu objeleri seçti. Tekrar söylüyorum. Bakın ilk seçimi basıp çekerek yani tutulup şekilde basılı şekilde mouse'umu sürükleyerek ve bırakarak başlıyorum. Ve ondan sonra sadece tıklayarak devam ediyorum. Bu sefer bunu kapsamak istiyorum ama şuradaki şu teapot'u kapsamak istemiyorum mesela. Yine bu şekilde seçimimi yapabilirim. Bakın bunun dışındaki bütün objeler şu an seçildi. Tabii görmediğim arkada birkaç küçük teapot olabilir. Peki devam edelim. Bir sonraki seçim aracımız yine bir lasso aracı. Fakat bu sefer mouse'umuzu tamamen basılı tutarak çizim yapıyoruz bu sefer. Yani mesela yine bakın şunun şurasından geçersem yine mesela bu diğer teapot'u seçimin dışında bırakabilirim. Bıraktığım zaman mouse'umu bıraktığım zaman orayı seçiyor gördüğünüz gibi bana. Şu an sürüklediğim her yere seçecek. Tamam. Yine basılı tutuyorum. Paint Selection Mode. Paint Selection Mode da şu şekilde. Yine mouse'unuzu klikleyerek basılı tutuyorsunuz. Bu sefer değdiğiniz bütün objeleri seçiyor. Bakın değdiğim bütün objeleri bana seçiyor. Bıraktığım zaman bu objelerin bana seçili olduğunu görüyorum. Bir şey katmak isterseniz burada kontrole basarak tekrar tutup sürüklemeniz gerekiyor. Çünkü eğer baştan seçtiysek ve bir daha mouse kline basarak sürüklersek bu sefer daha önce seçtiklerimizi iptal ediyor. Aklınızda olsun. Genellikle en çok da bir rectangle'ı kullanacaksınız. Ben yine burada paint selection'ı biraz kullanıyorum bazen. Ama mesela aklınızda hani nerede kullanacağız ki bunları gibi bir soru geldiyse şöyle bir örnek gösterebilirim size. Mesela diyelim ki biz bir silindir çizelim. Bu silindirin bakın cap segmentisini arttırarak iki tane. Şurada yeni bir segment ya da bir bölme yaratıyorum, oluşturuyorum. Sağ click convert to editable poly diyerek bunu bir editable poly'ye çeviriyorum. Bu göreceğimiz bir mod ileride. Ben şu halkanın hepsini seçmek istiyorum bakın şu halkanın ama içerideki değil sadece şu halkanın. Tab görünüşe geçip şunu yapabilirsiniz bakın. Daire seçim aracına geçiyorum ve diyorum ki şuradaki seçim aracını tıklıyorum. Ve diyorum ki şunların hepsini seç. Sonra da alta basarak şunları seçimden çıkar. Bakın gördüğünüz gibi kolaylıkla burayı seçebildim. Eğer diğer türlü yapsaydım tek tek tıklamam gerekebilirdi. Tamam. Bunun yerine şuradakilerin hepsini seç. Altla şuradakilerin hepsini çıkar diyerek bu işi yapabiliyorum gördüğünüz gibi. Perspektif görünüşe geçtim. Mesela atıyorum buraya bir extrude vermek istiyorsunuz. Böyle bir form çıkarabiliriz. Belki şuraya birer tane daha edge atıp yeni bir şey yapmak istiyoruz. Hepsini burada yapabiliriz. Bunun gibi durumlarda, çok spesifik durumlarda işimize yarayabilecek bir araç. Son olarak seçim araçlarında şunu göstermek istiyorum size. Yine karmaşık bir ekran yaratıyorum. Mesela bir tane box'ım, bir tane, iki tane teapot'ım, iki tane de küram var. Atıyorum bunların hepsi de bir odada olsun. Bu odayı nasıl çizdim şimdiki çok önemli değil. Yani bir tane box çizdim. Convert Editable Poly yaptım tabii. İsteyenler takip edebilir. 4'e basarak Polygon moduna geçtim. Şu yüzü Delete'e basarak sildim. Ve bu odaya da Shell diyerek bir duvar kalınlığı verdim. Hemen arttırayım. Şu bu arada böyle şeyler varsa tabii gölgelerden belki içeride çalışmanız zor olabilir. Bu gölgeyi kapatmak için şuraya bir kere tıklıyorum. Lightning and Shadows'dan. Shadows'u kapatırsanız o gölgeleri kapatabilirsiniz. Neyse şimdi mesela atıyorum. Bu böyle bir durumda şu an mesela şu teapot'lu ve küreyi ve iki teapot'u seçmek istiyorum. Şöyle bir pencere çizmeye çalıştığım zaman arkada duvara denk geldiği için elim veya mouse'um duvarı yanlışlıkla aşağı itebiliyorum. Sağa sola çekiştirebiliyorum. Bunu engellemek için veya hiç görmediğimiz bir yerdeki bir objeyi seçebilmek için H dediğimiz bir kısa yol vardır. H'ye bastığınız zaman Select from scene denen bir menü açılır. Veya aynı menüyü şuradan açabilirsiniz. Bakın Select by name. Bu menüde adını bildiğimiz objeleri buradan seçerek ve OK diyerek seçmiş olabiliriz. İki tane teapot'u seçiyorum ve bakın bir tane de sphere seçiyorum. OK dediğimde bir daha yapalım. H dedim. İki tane teapot'u seçtim ve bir tane sphere seçtim. OK dediğimde bakın bir küre iki teapot'u seçip bunları rahatlıkla hareket ettirebilmeme
yarıyor gördüğünüz gibi. Tabii sadece teapotlarla kürelerle çalışmıyoruz. Mesela atıyorum bizim bir kameraya ihtiyacımız olabilir. Render alacağımız bir kameraya ihtiyacımız olabilir. Henüz kameranın ne olduğunu bilmiyoruz ama şimdilik sadece hayal edin. Zaten ne olduğunu az çok kelime anlamından çıkarabilirsiniz. Kamera bizim kaydettiğimiz bir görünüş gibidir aslında. İstediğimiz zaman bizim kameramıza geçip değişik ayarlar yapabiliriz. Ben şu an kamera görünümündeyim ve kamerayı seçmek istiyorum. Tabii kameranın içinde olduğum için bu çok kolay değil ama H'ye bastığınızda direkt olarak burada kameramız bellidir. Çift tıklarsanız kamerayı seçip özelliklerini rahatlıkla değiştirebiliriz. Tamam, yani bunun gibi durumlarda Select by Name bizim çok işimize yarayabiliyor. Önemli bir komut. Özellikle lütfen bunu deneyin. Bir de son olarak seçim açtığında size göstereceğim komutta selection sets dediğimiz bir şey. Yani seçim setleri oluşturup sonradan kaydedip diyelim. Buna sonradan geri dönebiliyoruz. Mesela ben bu kutuyla çok fazla uğraşıyorsam bu kutuyu seçip veya bu kutu ve bu teapot beraber olarak çok fazla uğraşıyorum. İkisini birden sürekli seçmem gerekiyor. Yerlerini kaydırmam gerekiyor diyelim. Bu iki objeyi seçerek şuradaki bakın Create Selection Set yazan kısma kutu ve çaydan diye mesela bir seçim seti oluşturdum. Herhangi başka bir şey seçtiğimde şuraya tıklarsam ve buraya tıklarsam ya yani kutu ve çaydanın üstüne tıklarsam direkt olarak bakın onların ikisini seçmeye devam ediyor. Yine herhangi bir kamera, herhangi bir ışık için bu çok yararlı olabilir. Veya başka birçok şeyler var. Mesela Max'te rüzgar ekleyebiliyoruz sahneye. Yer çekim ekleyebiliyoruz. Onların da seçiminde bize çok faydalı olabiliyor. Peki seçimlerle ilgili dersimiz bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hemen hatırlatmalarımı yapayım. Eğer videoyu kanalımıza yazılmak isterseniz lütfen subscribe butonuna basarak kanalımıza yazılın. Yeni videolardan haberdar olmak isterseniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak bunu belirtin ve yakınkampüs.com sitesinde ziyaret ederseniz çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.